Nova Garcia, hayatımı mahvettin aşağılık herif. Sizin köleniz olacağıma burada geberip giderim daha iyi. İsrail-Filistin Savaşı, Türkiye'nin olaya müdahil olmasıyla son buldu. Artık haritada İsrail diye bir şey görmeyeceğiz. Ancak bedelini ağır ödeyeceğiz gibi duruyor. Amerika, yok ettiğimiz müttefiği için bize karşı harekete geçmeye hazır. Evet beyler, yanlış duymadınız. Uzun süredir devam eden Amerika ve Türkiye gerginliği yerini uzun bir savaşa bırakıyor maalesef. Bu savaştan kurtulmanın bir yolu var mıdır Sayın Başkan? Savaşı başlamadan bitirmenin yolu yok. Ama bizim kazanmamız için bir yol var. CIA ajanlarının işinde uzman bir profesörle anlaştığını öğrendik. Sebebi ise çok açık. Savaşta bize karşı kullanmak için bir biyolojik silah geliştiriyorlar. O şey her neyse sadece bizim için değil. Dünya için de büyük bir tehdit. Yok edebilirsek büyük avantaj sağlarız. O şeyi yok etmek için çok sağlam bir ajana ihtiyacımız olacak. Aklınızda bir isim var mı? Bu işi tek bir kişi başarabilir. Ne demek vazgeçtim ya? Evlenmeyecek miyiz yani? Düşündüm taşındım. Bu işin olmayacağına karar verdim. Sana zarar gelsin istemiyorum. Ya anlamıyorum ben seni. Alt tarafı devlet görevlisisin. Sen de ben de sıradan insanlarız. Nasıl bir tehdit altında olabilirim ki? Bak Melis. Benim hayatım sıradan bir insanın hayatından çok farklı. Her ne kadar sana devlet görevlisiyim desem de bundan fazlası olduğumu öğrenme vaktin geldi. Kimsin sen Ateş? Kimsin sen? İstanbul salgınını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da bunun konumuzla alakası nedir? O gün oradaydım. İlk gününde geç kalmış çaylak bir poliste. Kabusun tam ortasına düştüm. İnsanlar birbirine saldırıyordu. Isırılıp dönüşüyorlardı. Bir şekilde hayatta kalmayı başardım ama pek çok kişi benim kadar şanslı değildi. TSK tarafından şehirden alındım. Ve hükümet İstanbul'u nükleer füzeyle yok etmek zorunda kaldı. İçimdeki polis de o gün orada öldü. Yani anlayacağın, benim nezdimde o günü tek bir kelime özetleyebilir. Cehennem. Bunu bana neden ilk tanıştığımızda söylemedin? Ne diyecektim kızım? Yürüyen cesetlerle dolu bir şehirden mi kaçtım diyecektim. Öyle bir kabustu ki kelimeler patlamaz. Neyse ne işte. Anlayacağın orası sadece bir başlangıçtı. Benim hayatım bu işlerle geçti. Geçmeye de devam edecek. Bu yüzden benden uzak dur. Git kendine daha normal bir hayat yaşayan birini bul.
Buyurun Sayın Başkan. Hemen karargâh gel Ateş. Mesele mühim. Tamamdır, hemen geliyorum. Nova Garcia her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyor. Bir sorun çıktı mı testlerde? Virüs kapsüllerinden biri kayıp. Bir türlü bulamıyoruz Kevin. Ne diyorsun sen aptal herif? O kapsüldeki sıvı dışarı sızarsa neler olur biliyor musun sen? Her yeri arayacaksınız, bulacaksınız o lanet şeyi. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mülakattan kötü bir sonuç çıktı. Büyük bir savaşa giriyoruz. Belliydi böyle olacak. İsrail gibi bir devleti Orta Doğu'dan silmenin ağır sonuçları vardır. Allah yardımcımız olsun. Sana bu süreçte çok gizli ve önemli bir görev düşüyor. CIA ajanlarının işinde uzman bir profesöre çok önemli ve tehlikeli biyolojik bir silah ürettirdiğini tespit ettik. Amerika'ya gidip o şeyin üretildiği laboratuvarı imha etmelisin Ateş. Elimden geleni yapmaya hazırım başkanım. Laboratuvarın konumuyla ilgili bir info var mı elimizde? Laboratuvarın yerini bilen Raskol isimli bir Rus ajanı bize rehberlik yapmaya hazır. Ama sorun şu ki adam Los Angeles'taki bir hapishanede tutsak halde. Eğer oradan onu çekip alabilirsen gerisi gelecektir. O zaman helikopteri biraz ödünç almam gerekecek. An itibariyle uçak sırtındasın Ateş Derbentli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderi sana bağlı. Yolun açık olsun. Kennedy, Los Angeles su arıtma tesisinden bir yamyamlık ihbarı aldık. Kanalizasyon işçilerinden biri gelip oradaki elemanlara saldırmış. Gidip baksak iyi olacak. Ne zaman gelecek bu Raskol? Çıkmak istiyorum artık şu bataklıktan. Birazdan burada olur. Neyle gelir, nasıl gelir bilemem. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Çıkınca ilk ne yapacaksın? Yüzümü kapatacağım lan tabii. Ne? Anlamadım. Sen beni buradaki halimle biliyorsun. Ben dışarıda maskeli kapşonda bir tiptim. Yüzümü gören bir Allah'ın kulu yoktu. Enteresan. Yeni bir virüsle karşı karşıya olabiliriz. Nasıl anladın? Bu adamlar kendinde değil, ciltlerinde bozulmalar var. SWAT timini toplayıp kanalizasyonu araştıralım. Orada her ne varsa
İşçileri o zehirlemiş olmalı. Bana sadece seni kurtarmam emredilmişti. Şu senin yanındaki eleman ayak bağı olmaz bize, değil mi? O da senin gibi Türk vatandaşı. Hatta seni tanıdığını söyledi bana. Nereden tanıyormuş beni? Kimmiş o? Doğu, gelsene bir. Doğu mu? Uzun zaman oldu Derbentli. Görüşmeyeli nasılsın? Biraz değiş be oğlum. Rüyalarıma girmeye başlayacaksın sonunda şu kılıkla. Bana diyene bak. Üstünde çürüdü şu gri ceket ve askeri şapka. Neyse, Legaluga'yı sonra yasaklayalım. Amerikalılar biyolojik silah üretimi için bir profesör tutmuş. Profesörün silah ürettiği laboratuvarın yerini bildiğin söylendi bana. Doğru mu Rasko? Evet. Bizzat gözlerimle gördüm orayı. Los Angeles şehrinin tam altında, metro tünellerinden ve kanalizasyondan geçerek ulaşılıyor. Projenin başındaki adam Profesör Nova Garcia. Bu işlerde ondan iyisini bulamazsın Amerika'da. Bunun bir de özel koruması var, o da Kevin McRae. Gizemli bir tip. Yani anlayacağın işin zor. Gör önden birader. Dün silah taciri kara maskeyle uğraşırken bugün kimlerle karşı karşıyayız. Bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldun Rasko? Rus istihbaratı tarafından Nova Garcia'nın kimyagerleri arasına ajan olarak sokulmuştum. O adam hep bir işler çeviriyordu. Düzenli aralıklarla ortadan kaybolup birileriyle görüşmeye gidiyordu. Garip biri. Ne kadar uğraşsam da çözemedim. En sonunda deşifre oldum ve hapse atıldım zaten. Bu adamları tek başıma alamam beyler. Yanımda mısınız? Mezara kadar yanındayız Derbentli. O zaman hazırlanın. Los Angeles'a gidiyoruz. Terslik var. Evet. Bu hava bize bir şeyler söylüyor gibi. Ya ondan değil be oğlum. Baksana, koskoca Los Angeles'tayız. Bir tane Allah kulu yok ortalıkta. Bir şeyler olmuş burada belli. Lan! Şimdi yapıyorum. Merak etme, buluruz biz seni. Neler oluyor Kevin? Her şey yolunda giderken ne oldu da böyle oldu söyle bana.
Kapsüllerden biri mazgalın üstüne düşmüş nasıl olduysa. İçindeki sıvı gider borusuna dökülmüş, oradan da su arıtma tesisine kadar sızıp şehri cehenneme çevirmiş. Bunu içimizden biri yaptı Kevin. Bul onu bana. Ne yap et? Bul! Nihayet geldin. Raskolnikov'dan ısırdı o şerefsizlerden biri. Hemen hastaneye gitmemiz gerek. Yoksa... Raskol, o yaranın ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Evet, belki onlardan birine dönüşeceğim. Belki de bir köşede geberip gideceğim ama bunlar olmadan önce her ne pahasına olursa olsun size o laboratuvarın yerini göstermeliyim. Nova Garcia'nın sapkın fikirlerine son verilmeli artık, anlıyor musunuz? Son verilmeli. Doğu, hastaneye git. Nova Garcia'nın odasını araştırıp bu illeti yavaşlatacak bir şeyler bul. Ben de Raskol'la laboratuvarı bulacağım. Tüneli yürüyüp kanalizasyona bağlanacağız. Yürüyeceğimizi kim söyledi Raskol? İşin bitti Nova. Bu şehir senin eserin artık. Gurur duy. Yaptığına değdi mi lanet olası herif? Kendini de bizi de ateşin ortasına attın. Bu tanrının cezası, şehirden çıkamayacaksınız. Sizi de şirketinizi de yutacak. Kevin, buna şöyle bol kanlı biraz da sulu bir ölüm hazırlayalım. Köpek balıklarına ne dersin mesela? Daha ne olsun Nova? Başka nerede bulacak böyle güzel ölümü? Önümüzde bir şey var. Bu da ne böyle be? Sık Raskol, sık! Ne çeşit bir yaratık bu? Ölmüyor. Bin şuna. Bin! Nasıl geçeceğiz? Ezer. Neydi o öyle? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Şu anda sadece bu bok çukurundan çıkmak istiyorum. Thank you.
beni durdurmak için buralara kadar gelen adam. Hoş geldin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına buradayım Nova. Yaptığın sinsi planlar, pasarladığın ölümcül virüs bir gün daha yaşamayacak. Kevin, beni duyuyor musun? SWAT burada. Kanalizasyonu takip ederek gelmişler. Laboratuvar kendini imha sistemini başlattı. Birazdan buralar tuzla buz olacak. Hey, bana bir şeyler oluyor. Isırılmış bu. Vaskon! Helikopterim dışarıda beni bekler. Ben gidiyorum. Kevin, ilgilen. Kimsin? Leon S. Kennedy, güvenlik operasyonlarından. Hastaneden bir serum aldım geldim. Bu Nova Lavun'u da helikoptere kilitledim. Kalkışa hazırız. Raskol nerede? Artık çok geç Doğu. Nova Raskol'u öldürdü. Ne diyorsun lan sen? Nasıl oldu bu? Sonra anlatırım, gitmemiz gerek. Timi ne ara gelmiş laboratuvara? Başlarındaki adam kimdi? Lan bir hastaneye gittik, ortalığın içinden geçilmiş ha. Amerikan hükümeti peşimize bir ajan takmış. Leon S. Kennedy. Aradaki sen ne alaka? Salak falan mı? Sıradan birine benzemiyordu Dolu. Nova. Gelsin kurtarsın bakalım şimdi seni hükümetin. Bu şerefsizin hükümete falan çalıştığı yok Ateş. Biyosilahın üretim emrini de hükümet vermedi. Hepsi palavra. Sen bir şey biliyorsun. Hastanede ne oldu? Bir şey mi gördün? Şirket.
Daha önce duydun mu? Hangi şirketten bahsediyorsun? Anlamıyorum. Tamam. Duymamışsın belli. O zaman ben sana anlatmaya başlayabilirim. Bu Nova Garcia denen Godoş, amacı ülkeler arası kriz çıkarmak ve dünyayı savaşa sürüklemek olan bir yapıya köpeklik ediyor. Odasında bununla ilgili fotoğraflar ve mektuplar buldum. O halde bizim Amerika ile savaşa girmemize de bunlar sebep oldu ha? Evet, bu yüzden oradaydı. Hükümetin o laboratuvardan haberi bile yok ateş. SWAT team bu yüzden oradaydı. Nova şirket adı yapılanmanın kimya işlerine bakan en alt tabakadaki üye. Sen sanki bu şirketi daha önce duymuş gibisin. Tetikçilik yaptım birkaç defa bunlar için. Bana asla kim olduklarını söylemediler. Ama öldürmemi istedikleri hedeflere hep aynı mesajları yolladılar. Şirketin selamını getirdim. Ulan Doğu, ulan Doğu. Bundan sonra kime bulaştığına, kimin kıçını topladığına dikkat edeceksin lan, anladın mı beni? Lan herifler A kalite kansız, vatansız. Sen onlara tetikçilik yaptım diyorsun. Ne desen haklısın ama gerçekten kim olduklarını bilmiyordum. Hapse de onların yüzünden düştüm. Beni göz göre göre ölüme yolladılar. Tamam neyse. Şimdi önceliğimiz Türkiye'ye dönmek. Bu meseleyi sonra oturur uzun uzun konuşuruz. Yok olacaksınız Türk. Bu iş sizin bildiğinizin ötesinde bir şey. Sistem tıkır tıkır işliyor. Beni öldürmenizle biter mi sanıyorsunuz? Her gün birinizi, bir gün hepinizi ola. Şirketinizde kaç baş var bilmem ama hepsini teker teker koparacağım. Ta ki en tepeye ulaşana kadar. Yalnız senin başın için bekleyen başka bir arkadaş mı? Kendisi aşağıda şu. Bol şans. Herkes, ben Ateş Derbentli. Virüs dışarı sızdı. Los Angeles için artık çok geç ama Profesör Nova Garcia ve laboratuvarı yok edildi. Memlekete dönüyoruz. Güzel işti beyler. Elinize sağlık. Memlekete şimdiden hoş geldiniz.